Merhaba Nokta TV izleyenleri. Türkiye siyasetinin geleceğini konuşacağız. Avukat Haluk Pekşen bizlerle birlikte. Merhabalar efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar olsun sevgili Ezgi. Teşekkür ediyoruz. Şimdi uzunca bir süredir Türkiye gündemini işgal eden konulardan biri Sedat Peker'in bu deşifreleri olmuştu. İnternet üzerinden yaptığı bu deşifreler gerçekten bu olaylar zinciri ülkede oldukça sarsıcı bir hal yarattı. Şimdi devletin ve toplumun büyük bölümünün yıllardır mafya dediği, kabadayı ve suç örgütü lideri olarak tanımladığı Sedat Peker gibi bir tartışmalı isim, bir figürden bahsediyoruz ve siyasetten bürokrasiye, rantiyeden medyaya varan ilişkiler arşivi var elinde. Daha ne olacak bilmiyoruz ama şu son döneme baktığımızda biraz sessiz kaldığını görebiliyoruz. Tabii ki açıklamalarının arkasındaki isimler, işaret ettiği, hedef gösterdiği isimler çok önemliydi, çok konuşuldu ve konuşulmaya da devam ediyor, ancak esas meselenin ne olduğu aslında her zaman bizim sorduğumuz soruydu. Nereye gidecek? Esas hedef kimdir diye. Şimdi önümüzde nasıl bir süreç var? Siz Türkiye siyasetinin geleceğiyle ilgili her zaman aslında nokta atışları yapan bir isimsiniz. Yıllar önce yapmış olduğunuz açıklamalar bugün bir bir görüyoruz ki gerçekliği ortaya çıkıyor. Nasıl bir çerçeve çiziyorsunuz bundan sonrası için? Evet sevgili Ezgi, çok teşekkür ediyorum. Tabii benim kuşağımdaki insanlar çok iyi hatırlarlar. 70'li yıllarda işte Türkiye'nin tek kanalı TRT'de aksiyon filmleri vardı. Bir tarihlerde çok modaydı aksiyon filmleri. İşte haftada bir gün veya iki gün aksiyon filmleri gösterilirdi. O günlerde işte Türkiye'nin büyük kentlerinde dahi, Ankara'da, İstanbul'da emin olun, sanki sokağa çıkma yasağı varmış gibi insanlar sokakları boşaltırlardı. Kent ıssız bir hale gelirdi. Tam bir ıssız kent görünümü olurdu. İnsanlar ekranların başına geçerler. Hatta günler öncesinden de hazırlıklar yapılırdı, işte akşamleyin filmde neler olacak, neler gidecek, onların tahminleri, sonra filmden sonra da iki gün, üç gün onunla ilgili süreç konuşulurdu. Şimdi bu Peker videoları Türkiye'nin gündemine oturduğunda, ilk oturduğunda da ben şu soruyu sormuştum. İçerikten daha önemli olan, olağanüstü bir ilginin Peker üzerinde yoğunlaşmış olması, asıl dikkat çekilmesi gereken yer burasıdır demiştim. Ya kısa süre içerisinde Peker'in yaptığı açıklamalara olağanüstü büyük bir ilgi oluştu ve toplumun büyük bir kesimi neredeyse nefesini tuttu ve Peker'in videolarını birden çok izlemeye başladılar. Bu zaman içerisinde ilgi giderek Peker'in söylediklerinin de ne anlama geldiği, ne ifade ettiği yönünde büyük bir kamuoyu konsantrasyonu şeklinde, bir odaklanma şeklinde gündeme gelmeye başladı. Bütün bu iki unsur, yani bir tarafta kamuoyundaki çok ciddi bir Peker'e yapılan ilgi, odaklanma, bir diğeri de Peker'in söyledikleri üzerinde kamuoyunun değerlendirmeleri son derece önemliydi. Şimdi son yıllarda hepimizin kabul ettiği bir gerçek var ki Peker'in videolarını izlenme oranı Türkiye'de bütün siyasetçilerin, hatta Türkiye'de bütün sosyal medya fenomenlerini aşmış. Bu bir. Yani Peker olağanüstü bir şekilde kamuoyunu etkilemiş ve izlenmiş. Hala da ciddi anlamda izlenebileceği algısı kamuoyunda yerleşik. İkincisi, yine Peker'in yaptığı açıklamalar üzerinde de toplumda şöyle bir anlayış birliği oluşmuş ki Peker'in bugüne kadar söylediklerinde hiç toplum yanıltılmadı. Yani söylediklerinde büyük bir doğruluk payı var. Teyit edilebilenlerin tamamının da doğru olduğu muhatapları tarafından ikrar edildi, kabul edildi. Peki bütün bunlar olduğunda nasıl bir durum ortaya çıktı? Ortaya çıkan durum şu bence. Bir kere şu andaki mevcut iktidarın çok ciddi bir şekilde büyük bir çürümenin içerisinde olduğu ve bu çürümenin bürokrasisinden yargısına kadar Türkiye'yi çok ciddi sarsmaya başladığını Peker etkili bir şekilde kamuoyuna bir kez daha teyit etti. Bunlar yeni bir şey miydi? Hayır, değildi. Bunlar hepimizin bildiği ve gerçekten de Türkiye'de dilimiz döndüğünce herkesin ifade etmeye çalıştığı, kamuoyunu bilgilendirmeye çalıştığı iddialardı. Ama Peker bunu bir aşamada ileriye taşıdı
Ve sanki olayların tanığı gibi, ki bazı olayların da tanığı olduğunu ifade etti, olayların tanığı gibi kamuoyuna olay yeri, vakalar, zamanlar vesaire gibi bir takım bilgilendirmeler yaptı. Böylece AKP iktidarının hangi dengeler üzerine kurulmuş olduğu, AKP'nin gerçekte bir iktidar olmadığı, tek başına bir iktidarın ideolojik yapısının oluşmadığı, ancak ideolojiden öte bir işbirliğinin mevcut olduğu anlayışı kamuoyunda giderek hakim olmaya başladı. Yani AKP aslında bir ideolojinin iktidarı değil, bir beraberce yol yürüyenlerin o yürüyüşte, o yol, beraber yol yürümede elde ettikleri, verdikleri kararlar, o kararların sonuçlarında ortaya çıkan durumları bir şekilde hepsinin haberdar oldukları ve bunların sorumluluklarını taşıdıklarına ilişkin bir aşamaya gelindi. Yani hani beraber yürüdük biz bu yollarda derken aslında ideolojiyle beraber yol yürümeye başlanmıştı. Sonra ideoloji yerini büyük çıkar ilişkilerine ve büyük yozlaşı ilişkilerine bırakmıştı. Peker aslında bunları söylüyordu. Şimdi böyle olunca dünyanın her yerinde teokratik devletlerde, bu tür baskı toplumlarında, otokrasinin hakim olduğu toplumlarda iki tane sonuç ortaya çıkar. Birincisi, o ülkedeki siyaset bu tür yozlaşmaları ve çürümeyi hızlı bir şekilde tasfiye eder. Yani siyaset hızla sandığa gider, parlamento kendisini yenileme ihtiyacı duyar, derhal erken seçim kararı alır, kendisini feshi eder ve ülke yeni ve temiz bir sayfa açmak üzere hızlı bir şekilde harekete geçer. Türkiye'de bunun olmasını hiç kimse beklemedi. Çünkü Türkiye'de zaten parlamento şekli olarak vardı. Parlamentonun varoluş nedeni aslında Türkiye'deki iktidarı ele geçirmiş olan Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Erdoğan'ın iki dudağının arasındaydı her şey. Parlamentonun ne yapacağı, ne kadar yapacağı, ne zaman yapacağı, neleri yapacağını, her şeyine zaten Sayın Erdoğan karar veriyordu. Şimdi böyle olunca elbette ki Türkiye'de parlamentonun tekrar halka dönüp kendisini yenilemesi ve yeniden bir güven tazelemesi olasılığı son derece zayıf. Kaldı ki muhalefetin de zaten bu konuda çok da istekli ve iştahlı olmadığını söyleyebiliriz. Nitekim önceki günkü yayınınızda Sayın Emin Şirin de teyit ettiği gibi işte İstanbul'da bir toplantıda Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı açıkça söylüyor. Evet. Biz ne iktidar öncesine hazırlıklıyız, ne de örgütümüz hazırlıklı, ne de iktidara hazırlıklıyız diyordu. Bir yıl içerisinde bir şey değişti mi? Umarım değişmiştir. Hazırlık süreci tamamlandı mı? Umarım tamamlanmıştır ama ben öyle olmadığını düşünüyorum. Çünkü muhalefet partilerinde çekim noktası, çekim merkezi olmanız gerekir ki iktidara yaklaşabilirsiniz. Çekim merkezi olmanın temel koşulu da iki büyük koşulu var. Birincisi, ülkenin sorunlarına bir çözüm programı mutlaka ortaya koymanız ve bu programın halk tarafından benimsenmesi ve sahiplenmesi gerekir. İkincisi, bütün bu programı icra edebilecek ve gerçekten o partinin demokratik ruhuyla uyarlı bir kadronun partide mutlaka inşa edilmesi gerekiyor. Ben bu ikisini de şu anda çok fazla olduğunu görmüyorum. Bu itibarla da muhalefetin de parlamentoyla birlikte yeni bir süreci başlatabileceğine ilişkin olasılık giderek zayıflıyor. O zaman ortaya üçüncü bir olasılık çıkıyor ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın son günlerdeki siyaset yapma biçimi aslında ipuçlarının Peker'in anlatımıyla örtüşmekte olduğunu da gösteriyor. Peker en son videosunda hatırlarsanız şunu söylemişti. Esasen devletin içerisinde de bu konuları soruşturan yurtsever, namuslu bir kadronun olduğunu ifade etmişti. Peki Erdoğan'a rağmen, AKP'nin mutlak gücüne rağmen devletin içerisinde böyle bir soruşturmanın Erdoğan'ın bilgisi dışında yürütülmesi söz konusu olabilir mi? O zaman nereye doğru gittiğini Türkiye'nin anlamak biraz daha kolaylaşacaktır. Ben şöyle düşünüyorum. Sanırım bu Biden görüşmesi Türkiye'nin siyasi seyrinde çok önemli bir makas değişikliğine sebep olduğu gibi görünüyor. Biden görüşmesinden sonra Erdoğan'ın özellikle Doğu Güneydoğu'daki seçmenleri etkilemek, hatta biraz daha öteye gidelim, PYD ile yeni bir çözüm süreci başlatmak gibi bir şıkkının olabilir mi? Acaba böyle bir süreç başlayabilir mi? Bu büyük bir soru ve bunu bir kenara tutalım. Herkes bu sorunun üzerinde ciddi ciddi düşünmelidir. Bu birincisi. İkincisi, yine bu dönem içerisinde Erdoğan
toplumdaki bu çürümeyi bir şekilde kendisi de kabul ederek bunun müsebbibi kendisinin olmadığını, aslında bunun müsebbibinin Türkiye'de işte başkalarının olduğunu ve kendisinin bu başkalarıyla o korakor bir mücadele içerisine girmek üzere olduğunu ima etmeye başladı. Ben buradan şunu anlıyorum ki Peker'in o bahsetmiş olduğu bir takım bürokratların bu konuda soruşturma içerisinde oldukları tezi artık giderek daha ciddi bir inandırıcılık kazanmaya başladı. Bu ne demek? Ben şöyle görüyorum. Önümüzdeki süre içerisinde muhtemeldir ki Peker artık konuşmayacak. Yani zaten biliyorsunuz önce videoları durdurdu, arkasından Twitter'ları durdurdu. Muhtemelen Peker'in konuşmaması bundan sonra söylediklerinin yeterli olduğu ve bu aşamayı bir başka aşamaya taşımaması gerektiği kendisine telkin edilmiş olabilir. Bu çok normal. Peker zaten söylemesi gerekeni söyledi. Söyledikleri öyle azımsanacak işler değil. Söylediklerinin son derece ağır sonuçları olmalıydı ama Türkiye'de maalesef hukuk işlemediği için söylediklerine ilişkin müeyyidelerin bu dönem içerisinde işletilmesi, bunlara ilişkin bir soruşturmanın, kovuşturmanın bu süreci içerisinde başlatılması çok da olası gibi gözükmüyor. O zaman ne olmalı? Tıpkı Güney Amerika ülkelerinde olduğu gibi, dünyanın başka otoriter sistemlerinde olduğu gibi lider ortaya çıkar. Der ki, bakın bunlar kirli, ben temizim. Ve muhtemelen kendi çevresindeki siyasetçilerden, bürokratlardan, yargıçlardan ve diğer meslek kuruluşları, sendikacılar vesaire her kim olursa onlardan oluşan çok ağır bir yargılama süreci başlatır. Ben önümüzdeki dönem içerisinde AKP'nin ciddi anlamda çok ciddi bir şekilde Erdoğan kimliğini öne çıkaran bir temiz eller operasyonu görünümlü süreç başlatma olasılığını çok yüksek görüyorum. Böylece Erdoğan, bakın işte bu yolsuzlukların üzerine giden, bu yolsuzlukların hesabını soran, toplumun bu konudaki duyarlılığını hassasiyet gösteren ve onların gereğini yapan bir lider olarak Erdoğan'ı önümüzdeki süreç içerisinde Cumhurbaşkanlığına hazırlamak söz konusu olabilir. Tabii bu süreç eğer başlarsa o zaman elbette ki seçimlerin olağan tarihi beklenilmez. Bu sürecin tavan yaptığı, yani pik noktasına çıktığı, en üst seviyeye çıktığı dönem içerisinde o tarihlerde de seçimler planlanır genelde. Şimdi o halin 3 yıl süreyle uzatılması bence bu konudaki en önemli veri oldu sevgili Ezgi. Niye? O hal niye uzatıldı? Şu anda o hallik bir hal var mı? O hale bir ihtiyaç var mı? Ne oldu ki o hal 3 yıl daha uzatıldı? İşte bence asıl bundan sonraki süreci içerisinde muhtemeldir ki çok sayıda bu yolsuzluklarla adı karışmış olan, bunlarla adı bütünleşmiş olan kişilere karşı bir soruşturma süreci başlatılabilir. Nitekim dünyada hep böyle olmuştu. Ya bunların büyük bir kısmı hızlı bir şekilde yargıya gönderilmiş ya tasfiye edilmiş ya da lider kendisini o yapının içerisinden çekip çıkararak yeni bir parti kurmuştur. Mesela Sayın Erdoğan'ın, bakın işte bu partide 19 yıl geçti, 19 yıl içerisinde yapılanlarla yapılmayanları bir araya koyduğunuz zaman benim artık bu partide devam etmemem gerektiği yönde de bir açıklamada bulunabilir. Yani Erdoğan, ben burada AKP ile yolumu ayırıyorum, zaten AKP de bu aşamadan sonra benim partim değildir de diyebilir. Çünkü bunlar bu gidişat süreci, yani Peker'in o en son videoda verdiği ipucu, arkasından o halin 3 yıl süreyle uzatılma kararı ve hemen ardından da Sayın Erdoğan'ın Doğu Güneydoğu'da neredeyse açılım sürecini birebir çağrıştıran bir takım siyasi varyasyonlar içerisine girmiş olması, Türkiye'nin önümüzdeki süreç içerisinde Erdoğan'ın odağında olacağı ve gerilimli bir sürece doğru gireceğini açıkça gösteriyor. Şimdi bir taraftan da bu uzun döneme baktığımızda sanırım en çok zarar gören toplumun adalet ve güvenlik duygusu. Güvenlik demişken birkaç gündür sınırlarımızdaki o görüntüler konuşuluyor, dikkat çekiyor. Bir taraftan İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Taliban'dan kaçan o binlerce Afgan'ın İran üzerinden Türkiye'ye geçtiğine dair videoyu da yalanladı bugün. Ama iki gündür, hafta sonundan beri bu video konuşuluyor. Bugün kendisi dedi ki kaçak göçle mücadele kesintisiz sürüyor. Kasıtlı olarak
provokasyon içerikli videolar yoluyla kamuoyunda bir algı oluşturulmak isteniyor dedi. Diğer taraftan şu konu da var, güvenlik demişken 20 Tugay'ı silahlandırmaya yetecek bir silah kayıp. İşte siz zaten çok sık bunu dile getirmiştiniz geçtiğimiz dönemlerde de. Yine o konuyla ilgili kayıp silahlarla ilgili konuşan dönemin AKP İstanbul İl Başkanı Temurcu bugün dedi ki eğer silah dağıtılmışsa dönemin İl Gençlik Kolları Başkanımız bu işi Berat Bey'in haberi olmadan asla yapamaz dedi. Önemli bu iki açıklamada hem sınırlarımızla ilgili yapılan bu açıklama işte provokasyon deniliyor görüntülere hem de AKP dönemin AKP İstanbul İl Başkanı Temurcu'nun da yine bu açıklaması eğer bir silah dağıtımı var ise bu o dönemin Gençlik Kolları Başkanı bu işi Berat Bey'in haberi olmadan yapamaz asla demesi sanıyorum işte sizin bu çizdiğiniz tablonun da bir köşesine yerleştirmek gerekiyor değil mi? Şimdi sevgili Ezgi yine Biden görüşmesine geri dönmek gerekiyor. Biden görüşmesi sonrasında Avrupa Birliği biliyorsunuz Türkiye ile ikili ilişkilerinde yeni bir sayfa açtı. Ama açılan sayfanın odağına 3,5 milyar avroluk bir finansman desteği konuldu. Şimdi insanın aklına şöyle bir şey geliyor. Bakın bu 3,5 milyar avroluk finansman desteği çok önemli. Bütün siyasi çıkışların odağında aslında burası olması gerekiyordu. Ben uzun dönemdir, o günden beri bekliyorum ki muhalefet, Türkiye'deki siyasi liderler bu Avrupa Birliği ile AKP arasındaki yeni süreçte ortaya konulmuş olan 3,5 milyarı sorgulasın ve bu 3,5 milyar euro üzerinden Türkiye'nin nereye doğru siyaseten şekillendirildiğini daha kolay görsünler istedik. Ama bugüne kadar maalesef bu konuda çok böyle ciddiye alınabilir bir açıklama görmedim. Hatta hiçbir açıklama duymadım. Şimdi ben bu konudaki görüşümü söyleyeceğim. Kamuoyu da bunu takdir etsinler. 3,5 milyar avroyu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne niçin veriyorlar? Suriye'den Türkiye'ye gelen sığınmacılar için. Peki Esad Suriye'de af ilan etti mi? Etti. Suriye'ye geri dönenler yargılanıyorlar mı? Hayır, yargılanmıyorlar. Normal hayatlarına döndüler mi? Döndüler. Peki o zaman şunu sormak gerekiyor. Avrupa Birliği bu 3,5 milyar avroyu neden Suriye'ye kendi vatanlarına, kendi topraklarına geri dönenlere dönüş desteği olarak vermedi de Türkiye'de 2025 yılına kadar kalmaları koşuluyla bu 3,5 milyar avroya yardım etti? İşte bence Biden görüşmesi ve Avrupa Birliği ilişkilerinin tam da odağında bu soru var. Bu Türkiye'ye göçen insanların yani Suriyeli göçmenlerin Suriye'nin hangi bölgesinden göçtükleri ve bunların ortak faydasının ne olduğu burada çok önemli bir unsur olarak ortaya çıkıyor. Türkiye'ye göçenlerin bir dönem daha yani 2025 yılına kadar Türkiye'de kalmaları ve geri dönmemeleri ne açıdan önemli ki bunların Avrupa Birliği tarafından finansmanı sağlanıyor. Aman siz bunlara bakın, parayı da biz veririz, bunları da geri göndermeyin. Yani bunlar Türkiye'de kalsınlar. Peki niçin böyle bir tavır içerisinde Avrupa Birliği? Ya bu insanlar kendi ülkelerine giderlerse, kendi topraklarına, kendi evlerine gidecekler, kendi ailelerine gidecekler, kendi yurttaşı oldukları ülkenin vatandaşı olacaklar ve orada kendilerine yeni bir hayat kurabilecekler. Ama belli ki böyle olsun istenmiyor. Avrupa Birliği diyor ki hayır, bunlar gitmesinler, kalsınlar Türkiye'de. Hatta 2025 yılına kadar kalsınlar. Ben de o döneme kadar bunları finanse edeyim. Şimdi burada gerçekten bir kez daha Biden-Erdoğan görüşmesinde satır aralarında nelerin konuşulduğu konusu gündeme gelecek diye düşünüyorum. Ben bu Biden-Erdoğan görüşmesi yapıldığı dönemde de yine televizyonlarda şunu söylemiştim. Biden'ın PYD'ye ilişkin çok ciddi iddiaları vardı. Seçim öncesinde de bu iddiaları birçok kez Biden tekrar etmişti ve göreve geldiğinde, başkanlığı kazandığında PYD'nin o bölgede yeni bir devlet yapılanması içerisinde bir sürecin içerisine gireceğini açıkça ifade etmişti. Şimdi Türkiye'ye gelen göçmenlerin çok önemli bir kısmının PYD'nin şu anda fiili olarak kontrolü altında bulunan bölgeden geldiğini hepimiz biliyoruz. Yani orada bir ayıklanma yapıldı. O ayıklanma içerisinde PYD'nin kontrol olduğu bölgede mutlak bir PYD hakimiyeti oluşması için o bölgedeki insanların büyük bir kısmı Türkiye'ye gönderildi. O insanlar şimdi geri dönerlerse nereye dönecekler? Yine kendi topraklarına. Kendi toprakları neresi? PYD'nin kontrolünde olan bölge. O halde
onları ne kadar Türkiye'de tutarlar ise Türkiye'de bu çözüm sürecini PYD ile de işi PYD'yi de işin içerisine katarak eğer bir yapı haline dönüştürürse o zaman bu insanların o bölgeye gitmeleri söz konusu olamaz. O bölgede de PYD mutlak hakimiyetini sağlamış olabilir. İşte bence burada üzerinde muhalefetin durması gereken en can alıcı nokta budur. Avrupa Birliği'ne dönüp şunu söylemek gerekiyor. Neden bu 3,5 milyar avroyu Türkiye'ye veriyorsunuz da Suriye devletine bu insanların orada yeniden işte ikametgah kurmaları, konut edinmeleri, iş kurmaları vesaire gibi onların iskanlarına bu para verilmedi. En can alıcı soru bence burasıdır. Bu itibarla az önce söylediğiniz diğer konularda şimdi bu puzzle'ın eklemesi olarak yapalım. Türkiye'de son günlerde sizin de altını çizdiğiniz şekilde özellikle 15 Temmuz gecesi dağıtıldığı ve hiçbir zamanda dağıtıldığı inkar edilmeyen kayıt dışı silahlar konusu uzun dönemden beri toplumda büyük bir soru işareti ve kuşku yaratıyor. Buna ilişkin çok ciddi sorular soruldu. İnsanlar bu kayıp silahlarla ilgili birçok gerçeği kamuoyunda paylaştılar. Ancak Peker ve ondan önce bir başkasının daha gündeme getirdiği üzere iktidar tarafından da bu silahların gerçekte dağıtıldığı ve gerçekte bunların da AKP'nin kendi kontrolündeki bir kadroya dağıtıldığı artık tartışma götürmez bir dehşet verici durum olarak herkesin önünde duran bir sonuç. Şimdi buradan nereye doğru konunun evrileceği aslında hepimizi ürperten bir durum. Benim burada söylemek istediğim şey şu, eğer devlet bu konuyu çözmesi gerekiyorsa bizim silahlı kuvvetlerimiz var, son derece güçlü, polisimiz var, jandarmamız var, bekçilerimiz var ve bir onlar kadar da özel güvenlik kuvvetleri var. Şimdi böyle bir ülkede kimin ne kadar aldığı ve ne olduğu bilmediğimiz büyük bir silahlı güç bir karanlık örtü üzerinde örtülmüş olarak yapılandırılıyor. Bu durumda yapılması gereken topluma eğer güven vermek gerekiyorsa, halkın bu konuda endişelerini ortadan kaldırmak gerekiyorsa çok basittir. Ruhsatsız dağıtımı söz konusu olan silahların 3 gün içerisinde devletin güvenlik birimlerine teslim edilmesi, edilmediği takdirde Türk Ceza Kanunu 309. maddesindeki anayasal suçlarla ilgili yargılamada bu insanların yargılamaya konu edileceklerini bir kararnameyle yayınlanır, bir cumhurbaşkanlığı kararnameyle yayınlanır. Bu işler bir anda çorap söküğü gibi sökülür ve sona erdirir. Ama böyle bir kararname de yayınlanmıyor. Demek ki bu durumda toplumdaki tedirginlik giderek devam edecek, giderek artacak. Afganlı göçmenlerin Türkiye'ye geldiği uzun süreden beri gerçekten çok sayıda Afganlı göçmenin İran üzerinden sistematik bir şekilde Türkiye'ye gönderildiği herkesin bildiği bir gerçek. Efendim bunlar doğru değil demek bir şey ifade etmiyor. İşte Erzurum'da birçok ulusal yayın yapan televizyon kurumumuzun bizzat Doğu Beyazıt'tan Erzurum'a kadar o Afgan göçmenlerinin yürüyerek, şehirleri kat ederek göçtüklerini birçok ekranlarda hep beraber izledik. Bu gerçekler inkar edilse ne olacak? Yani gerçek ortada. İstanbul'un caddelerinde, arka sokaklarında, işte Ege Denizi'nde, Edirne'de, Meriç Nehri'nin kenarlarında o gerçekleri görüyoruz. Bunların bir kısmı kendilerini Avrupa'ya atmanın arayışı içerisinde, bir kısmı Türkiye'de. Doğal olarak Türkiye ciddi anlamda demografik yapısı itibariyle de büyük bir sarsıntının içerisine doğru gidiyor. Bu Türkiye'ye gelen kişiler, sığınmacı, göçmen, işte irticacı her neyse bunları artık ne olduklarını da çok fazla bilmediğimiz için bir tanımlamayı da şu anda yapmak pek kolay değil. Ama bunların içerisinden bir şekilde seçmen yapılanlar, bunlara seçme seçilme hakkı verildiğine ilişkin de kamuoyunda çok ciddi bir sosyal medyada özellikle iddialar dolaşıyor. Bu iddiaların öyle yenilir yutulur tarafı yok ama yaban atılır tarafı da yok. Bu iddiaların hepsini görmezden gelmek mümkün değil. Şimdi böyle bir durumda Türkiye nereye doğru gidiyor? Ben önümüzdeki dönem içerisinde sanırım Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi arasında büyük bir direk güreşinin başlaması an meselesidir. Sanırım Adalet ve Kalkınma Partisi Milliyetçi Hareket Partisi ile yoğun bir bilek güreşinin içerisine girebilir. Her an girebilir. Çünkü bu özellikle işte Sedat Peker'in iddiaları sonrasında Milliyetçi Hareket Partisi'nde büyük bir sessizliğin hakim olması,
Bu iddialardan Milliyetçi Hareket Partisi tabanının büyük rahatsızlık ifade etmesi, Devlet Bahçeli'nin de son derece diplomatik bir ifadeyle bu süreci izliyor hale gelmesinden anlıyoruz ki önümüzdeki süreç içerisinde bu koalisyon, tarihin en hukuk dışı ve sorumsuz koalisyonu diye tanımlayacağım. Çünkü biliyorsunuz koalisyonlar protokollerle yapılırdı eskiden ve hukuki sorumlulukları vardı. Şimdi burada AKP'nin eli taşın altında ama bütün kontrol MHP'nin elinde. MHP'nin hukuki hiçbir sorumluluğu yok. Yani devlet idaresinde de anayasal düzen içerisinde de MHP bu süreçten hiçbir şekilde sorumlu değil. Doğal olarak böyle bir hukuki sorumluluğu olmadan iktidarı dilediğiniz gibi kontrol altına almış olmak iyi bir şey. Hem hiçbir soru hesap vermek durumunda değilsiniz, hem de iktidarı canınız istediği gibi bir yerden bir yere savurabiliyorsunuz. Bu enteresan bir durum. Dünyada bir başka örneği daha yok. Davul birinin boynunda, tokmak öbürünün elinde böyle bir süreç ilgiyle devam ediyor. Ama ben bu sürecin çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Özellikle kısa süre içerisinde başlaması muhtemel olan bir soruşturma sürecinin, yolsuzlukları da içerisine alan bir soruşturma sürecinin Sayın Erdoğan'ın eliyle başlaması halinde burada hedefte muhtemeldir ki Devlet Bahçeli'nin de arkasında durduğu, siyaseten de desteklediği yapılar hedefe konulabilir. O zaman bu ikili arasındaki, koalisyon arasındaki işbirliği çok ciddi bir çatışmaya doğru dönecek gibi gözüküyor. Bu durumda çok uzun süre hükümet gidemez. Ama öyle beklenildiği gibi de hani Eylül'de, Kasım'da bilmem nerede işte koalisyon ön seçim, erken seçim olacak iddialarını da ciddiye almıyorum. Erken seçime doğru gidebilir mi? Evet, gidebilir. Niçin? AKP şu anda Türkiye'de 19 yılda gece gündüz sömürdüğü bir büyük bir propaganda algısını tersine çevirdi. Neydi o? IMF'den 6,5 milyar dolar yardım kabul ettiler. Şimdi bakın, gece gündüz Sayın Erdoğan ve AKP'liler ne diyorlardı? Efendim IMF'in parası mı alır, bizim IMF'e borç verecek hale geldik, IMF'in parasına kim medet eder falan gibisinden olağanüstü bir algı propagandasıyla siyaset yaptılar uzun yıllar. Ama bugün geldikleri noktada bir anda bir baktık ki el altından bir anlaşmayla, çok enteresan, bu da Biden görüşmesi sonrasında el altından bir anlaşmayla bir anda 6,5 milyar dolarlık bir finansmanı Türkiye IMF'den kullanmaya başladı bile. Şimdi bunu görüyoruz. Nereden görüyoruz? Döviz kurlarındaki bir durağan süreç başladı ve buna ilişkin de kamuoyunda artık bir artış beklentisi yok. Ekonomide o korkulan, ürkülen süreç yavaş yavaş geride kalmaya başladı. Türkiye bir anda Avrupa'nın tedarikçisi ülke olmaya doğru gidiyor ki bunu da çok önceleri, 1-1,5 yıl önce Türkiye 2021'li 22'li yıllardan sonra Avrupa'nın en önemli tedarikçisi ülkesi olacaktır diye söylemiştim. Bu iddiamızda da %100 isabet sağladık. Şimdi IMF'den gelen bu 6,5 milyar dolarla AKP seçim sürecine hızlı bir şekilde hazırlanacak. Birincisi, muhtemeldir ki çiftçilerin, köylülerin, en yakın AKP potansiyel seçmenlerinin devletten alacakları tarım destekleri en hızlı şekilde ödenecek. İkincisi, yine AKP'nin seçmen tabanı içerisinde olma ihtimali çok yüksek olan dar gelirli insanlara yine sosyal yardımlar, geçmişte kömür makarnaydı, şimdi başka şekillerde artırarak devam edecektir. Zaten buna ilişkin emareleri de yoğunlukla görüyoruz. Kısacası, evet, Türkiye 2023'te seçim yapmayacak gibi gözüküyor. Eğer bu soruşturma süreci başlarsa, ki başlamaması mümkün değil, onu da öyle görüyorum. Çünkü Sedat Peker'in videolardan sonra ardından Twitter'larda büyük bir sessizliğe bürünmesi önümüzdeki dönem içerisinde bu soruşturma sürecinin hızla başlayacağını ortaya koyuyor ve akabinde de Erdoğan'ın almış olduğu kararlar, o halin uzatılması, yurt dışından finansman desteklerinin bir anda yağıyor olması, bir taraftan Avrupa Birliği'nin 3,5 milyar avro, öbür taraftan IMF'in 6,5 milyar dolar yardım yapıyor olması, Türkiye'nin önümüzdeki süreç içerisinde de Erdoğan iktidarının devam etmesi için bir yola sürüklendiğini ortaya koyuyor. Bu durumda muhalefetin bu senaryoları hızlı bir şekilde deşifre etmesi gerekir ki muhalefet maalesef bunlarla meşgul değil. Muhalefet daha çok hamasetlerle, işte günlük salı toplantılarıyla süreci geçirmeye gayret ediyor. Kim Cumhurbaşkanı olacak tartışması 3 senedir devam ediyor. Ama bu tartışmanın da böyle bir
temele oturması, bir zemine oturması da söz konusu değil. Tamamen bir güncel popülist bir tartışma. Maşallah Türkiye'de muhalefetin herhalde şu anda 1 milyona yakın Cumhurbaşkanı adayı var. Ve biz onlarla meşgulüz, hangisi olsun hangisi olmasın. Böyle muhalefette uçtu diyebiliriz yani, hakikaten bu kadarına da pes demekte yarar görüyorum. Evet, tabii biz bu arada sıcak siyaseti konuşurken ki başlıklar gerçekten öyle böyle değil. Bir taraftan da her şey satılığa çıkarılıyor. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yine bugün Ankara, İzmir, Tokat, Yozgat, Diyarbakır, İstanbul ve Nevşehir'deki 13 taşımızı daha satılığa çıkardı. Zaten pek de bir şey kalmadı galiba, değil mi? Satılığa çıkarılmadık, özelleştirilmedik. Sevgili Ezgi, bu tabii bunun nasıl can alıcı tarafı şu: TEİAŞ. TEİAŞ bütün ülkelerde, yani yalnızca bizim gibi ülkelerde değil, dünyanın bütün gelişmiş ülkelerinde de elektrik dağıtım sistemleri o ülkenin silahlı kuvvetleri kadar stratejiktir ve önemlidir. Bu elektrik dağıtım sistemi öylesine büyük bir güvenlik riski oluşturur ki bunu ülkeler her defasında olağanüstü büyük bir titizlikle ve son derece stratejik bir projeyle planlarlar ve uygularlar. Şimdi Türkiye'nin de geçmiş iktidarlardan bugüne kadar, yani 2008 yılına kadar Cumhuriyet tarihinde gelen tüm iktidarlar Türkiye'nin elektrik dağıtım sistemini olağanüstü stratejik olarak planlamışlardır. Bunu belki izleyiciler ilk defa duyacaklardır. Enerji sektöründe uğraşanların hepsi bilirler bunu. Türkiye'nin enerji dağıtımı belli bir odak noktasından toplanıp üretilip oradan Türkiye geneline yaygın olarak dağıtılmaz. Türkiye çok bölgeli enerji üretim alanlarına sahiptir ve bu çok bölgeli enerji üretim alanlarından yine çok bölgeli dağıtım sistemine sahiptir. Çünkü olası ileride, Allah korusun, Türkiye'nin bir savaş durumunda enerji dağıtımı bir ülkenin savunmasında en önemli dinamik unsurlardan birisidir. Çünkü enerjiniz varsa sanayiniz çalışacak, enerjiniz varsa işte üretim yapabileceksiniz, enerjiniz varsa savaşta güçlü bir durumda kalırsınız. Onun için bir merkezde enerji sistemi toplanmaz ki ona karşı yapılacak olan saldırıyla bütün sistem çökmesin diye. Türkiye'de geçmişten günümüze kadar, özellikle 2008 yılına kadar, yani AKP iktidarının 2008 yılı dönemine kadar bu konuda olağanüstü titiz bir şekilde enerji dağıtımını Türkiye'nin birçok bölgesinde ayrı ayrı planladı. Üretimler, dağıtımlar bölgesel olarak, hatta bazı kentlerde kent ölçeğinde bile mikro ölçekte planlandı ve buna göre şekillendirildi. Ama şimdi geçenlerde duydunuz, TEİAŞ'ın özelleştirilmesi Türkiye'de neredeyse bomba etkisi yarattı. İnsanlar dehşete düştüler. Yani TEİAŞ gibi Türkiye'nin en stratejik kurumunun özelleştirilmesi gerçekten Türkiye'yi büyük bir güvenlik sorunu oluşturacak şekilde tehlikenin altına sokacağını hepimiz görüyoruz. Onun için buna ilişkin itirazlar kamuoyunda yeterince ses buldu mu, yeterince karşılık buldu mu, bunu doğrusu çok fazla görmüyorum, olası görmüyorum. Olması gerekir miydi? Evet, gerekiyordu. Ama kamuoyu maalesef hamasetle boğuşulduğu için bu konuların içerisinde sürüklendiği tuzaktan neyin gündeme birinci sıraya gelmesi gerektiğini de çok fazla ayırt edemiyor. Kısacası AKP'nin şu son dönemi içerisine girdiği projeler, AKP'nin Türkiye'de uygulamaya başladığı çeşitli siyasi yeni açılımlara baktığınız zaman Türkiye için de, özellikle Türkiye'nin ulus devlet modeli içerisinde kalması, Türkiye'nin tam bağımsızlığına yana olanları son derece endişelendirecek gelişmelerin olduğunu da söylemek mümkün. Nitekim bu kıyılardaki gayrimenkullerin satılması, arazilerin satılması, bunlarla ilgili küresel iklim değişiklikleri ve bu iklim değişikliklerinin Arap coğrafyasında oluşturduğu ağır tahribatın o bölgelerde gelecek yıllarda, önümüzdeki 10 yıl sonra, özellikle Temmuz-Ağustos aylarında, hatta bunu Haziran'ı bile ekleyebiliriz, bu 3 ay içerisinde Arap coğrafyasında insan yaşamının neredeyse olağanüstü zorlaşacağını, artık küresel ısınmayla birazcık ilgilenen dünyadaki bütün iklim araştırmacıları, bütün bilim insanları söyler hale geldiler. Doğal olarak o insanların da Türkiye'ye gelip burada kendilerini yeni yaşam alanları arayışı içerisinde olduklarını biliyoruz.
Nitekim bu işte Kanal İstanbul'da buna kılıf olarak uydurulmuş yeni bir yaşam alanı projesi olduğunu hep beraber görmeye başladık. Bu satışların temelinde de bu mantığın yattığını düşünüyorum. Yine bir başka enteresan bir gelişme. Önceki gün bütün gazetelerde yer aldı. Bugün de gazetelerde yoğunlukla var ve tartışılıyor. Bildiğiniz üzere İsrail'de Cumhurbaşkanı değişikliği oldu ve Sayın Erdoğan'la İsrail'in yeni Cumhurbaşkanı arasında 40 dakikalık uzun bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Bu telefon görüşmesinden de anlıyorum ki işte bir kez daha dönmek gerekiyor Erdoğan-Biden görüşmesine. Erdoğan-Biden görüşmesinde konu başlıklarından birisi de Türkiye-İsrail ilişkilerinin yeniden eskiden olduğu gibi daha sıcak, daha dinamik bir yapıya kavuşturulması ve bu doğrultuda Türkiye'nin İsrail devletiyle yakın bir dış politika işbirliği içerisine girmesi salık verilmiş gibi görünüyor. Bunu da Erdoğan bu telefon görüşmesiyle teyit etti. Nitekim kapalı kapılar ardında Ankara kulislerinde konuşulan ana başlıklardan birisi de buydu. Onun için bu telefon, İsrail Cumhurbaşkanı ile yapılmış olan bu telefon görüşmesi Ankara kulislerine sürpriz olmadı. Hiç kimse buna şaşırmadı. Çünkü Biden-Erdoğan görüşmesindeki alt başlıklardan birisinin de bu olduğu kamuoyunda sıkça dillendirilmeye başlanmıştı. Evet, peki efendim. Birçok başlıkta toparladık Türkiye gündemini. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Teşekkürler Sayın Pekşen. Evet değerli izleyenler, Türkiye gündemini değerlendirdik. Sayın Haluk Pekşen'le şimdilik noktayı koyalım.